Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, 21-27 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, yeni haftadayız ve ayın ışığı bu hafta büyüyor. Geçtiğimiz hafta Başak Burcu'nda yeni ay doğdu. Hafta içerisinde ay ilk dördün fazına ulaşacak. Bu da bize yeni ay hedeflerimizin biraz olgunlaşabileceğini gösteriyor. Pazartesi günü ay Akrep Burcu'nda başlıyoruz haftaya. Hafta başı sosyalleşebiliriz. Etrafımızda kalabalıklar olabilir. Belki bir iş ve projeyle uğraşıyoruz. Hatta hafta sonu başlamış olan uğraştığımız konuları pazartesi günü devam ettiriyor olabiliriz. Arkadaşımızla ilgili bir konu da yine pazartesi günü bizi biraz daha meşgul edebilir ya da motive edebilir. Pazartesi akşamı Ay Yay Burcu'na geçecek. Salı ve çarşamba daha sakin enerjiler var. Daha fazla yalnız kalmamız ya da yalnız yapacağımız işlere odaklanmamız mümkün görünüyor. Genel olarak biraz da hayatın manevi yönlerine, biraz daha spiritüel yanlarına çekilebiliriz. Ya da sağlık gibi, şifa gibi, terapi gibi konularla ilgilenebiliriz. Perşembeden itibaren ise ay burcunuzda olacak. Perşembe ve cuma ay oğlak burcunda. Evet, duygusal anlamda enerjinizi güçlendiriyor. Ama çevrenize karşı da yapıcı tavırlarınız artacak. Daha hassas ve kırılgan olabilirsiniz tabii ki çevrenizdeki kişilerin ve özellikle yakınlarınızın ihtiyaçlarına karşı. Bu anlamda bu duygusal durumlarınızda iyi dengelemeniz gerekiyor. Zira bu hafta Koç burcundaki Mars'ın retrosu devam ediyor olacak. Ve Terazi burcundaki Merkür'le de Mars'ın karşıtlığı söz konusu. Bu durum hafta ortasından itibaren 23 Eylül, 24 Eylül, 25 Eylül gibi Mars-Merkür karşıtlığı sizi biraz zorlayabilir. Çünkü siz de bir öncü burçsunuz ve bu açı sizi de birinci derecede etkileyecek gibi görünüyor. Lütfen gereksiz gerginliklere karşı temkinli olalım. Yani aile üyeleri, evdeki kişiler, ebeveynleriniz veya iş ortamınızdaki kişilerle ilişkilerde fikirsel böyle anlaşmazlıklar olabilir, çatışmalar olabilir. Herhangi bir konuda uzun süreli devam eden bir konu da olabilir bu ev ve aileyle bağlantılı. Geçmişten gelen bir konu da olabilir çözüm bekleyen. Ve hani sizi zihinsel olarak da zorlayabilecek, biraz yıpratıcı olabilecek gerilimler hissedebilirsiniz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Anlaşma zemini bulmamız zor olabilir bu hafta. O yüzden zamana bırakmak belki bazı çözümsüz konuları daha doğru görünüyor. Bunun yanı sıra ufak tefek kazaları, sakarlıkları da açık bir enerji oluşturuyor. Evde bile hani Mars çünkü şu an sizin ev alanınızda. Evde bile dolaşırken hani bir yere ayağınızı çarpabilirsiniz, bir yere ufak tefek böyle düşme, vurma gibi problemler oluşabilir. Sizinle ilgili olabilir, ebeveynlerinizle ilgili olabilir. Hani bunlar bir risk oluşturuyor hafta içerisinde. Bunu bilip farkında olmak, daha temkinli olmak, eylemlerimize biraz daha dikkat etmekte fayda var. Hafta sonunda Ay Kova burcunda, evet, para evinize doğru gelen bir ay geçişi hafta sonu masraflar olabileceğine de işaret ediyor. Hani keyif için, eğlence için de tabii ki harcamalar yapabilirsiniz ya da evinizin ihtiyaçları için bazı harcamalar olabilir. Ama kazanç imkanları da olabilir. Hafta sonu özellikle çalışmalarınızdan kendi işinizi yapıyorsanız maddi anlamda daha verimli geçirmeniz bu hafta sonunu mümkün görünüyor. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.